Gün ortasıyla karşınızdayız. Günün ilk yarısında yansıyan gelişmeler ve detaylarını sizlerle paylaşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Sayın seyirciler, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı. Toplantıda gündemde Halkın Partisi Genel Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Kudret Özer Sayın milletvekilliğinden çekilme kararının oylanması da var. Özer Sayın çekilme kararının kabulü için açık yapılacak oylamada toplantıda hazır bulunan milletvekillerinin salt çoğunluğunun olumlu oy kullanması gerekiyor. Aksi halde çekilme istemi reddedilmiş olacak. Ancak bunun öncesinde Cumhuriyet Meclisi'nde önemli tartışmalar yaşanıyor. Hükümetin komitelerde ivedilik alınması için gönderdiği değişiklik yasa tasarıları var. Genel kurulda muhalefetin sert tavrıyla karşılaştı bu değişiklik yasa tasarıları. Neydi bu değişiklik tasarıları? Ceza değişiklik yasa tasarısı, müfsidane yayınlar değişiklik yasa tasarısı ve özel hayatın ve hayatın gizli alanlarının korunması değişiklik yasa tasarısıydı. Tasarı üstünde tartışmalar hala ciddi bir şekilde devam ediyor. Çünkü tasarının ivediliğinin alınıp alınmayacağı bugün yapılacak olan oylamada ortaya çıkacak. Az önce Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın tasarıların ivediliğinin geri çekilmesi yönünde bir önerge sunduğu da gelen son bilgiler arasında. Meclisin önünde ise sendikaların eylemi vardı. Toplumsal varoluş platformu altında birleşen sendikalar Cumhuriyet Meclisi önünde zamlara ve Türkiye ile imzalanan protokole karşı uyarı eylemi düzenledi. Yönetim kurulları düzeyinde gerçekleşen eylemde ekonomik krizin derinliğine dikkat çekildi. Bugün öğleden sonra ise Bakanlar Kurulu toplanacak. Saat 18'de toplanacak Bakanlar Kurulu ve Bakanlar Kurulu'nda ek bütçenin de görüşülmesi bekleniyor. Şimdi detaylar. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Meclis Başkanı Zorlu Töre Başkanlığı'nda toplandı. Toplantının sonuçlar kısmında ceza değişiklik yasa tasarısının ivedilik önergesi ele alındı. Önerge, oylamadan önce söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, ceza değişiklik yasa tasarısının meclisten geçmemesi için ellerinden geleni yapacaklarını, çünkü ivediliği istenen tasarının ülkeyi 100 yıl geriye götürmek amacıyla hazırlandığını savundu. İnsanlar dışarıda akaryakıtı konuşuyor, tüp gazı konuşuyor, ekmek zammı geliyor, ekmek zammını konuşuyor. 98% enflasyon var. Gıda enflasyonu %120'lerde, %120'lere yaklaşıyor. Ve insanlar tepkilerini dile getiriyor. Ve siz de bu tepkilerin dile getirilmesini engelleme yoluna gidiyorsunuz. Bulduğunuz çözüm bu. Arkadaşlar, bu buradan geçmez. Bugün ivediliğini geri alın. Ondan sonra da bunun geçmeyeceğini bilin. Çünkü mantıklı bile değil. Halkın Partisi Milletvekili Ayşegül Baybaşsa konuşmasında hükümete eleştirilerde bulundu. Hükümetin meşruluğunun sorgulanması gerektiğini savunan Baybars, ülkenin çözüm bekleyen sorunlarının bulunduğu bir dönemde baskıcı yasa tasarılarının ivedilik istemiyle meclis gündemine getirildiğini savundu. Baybars, koalisyon hükümetinin halkın beklentilerine cevap verecek durumda olmadığını iddia etti. Konuşmaların ardından Meclis Başkanı Zorlu Töre'nin ivediliği istenen tasarıyı oylama girişimine muhalefet engel koyarak Başbakan Ünal Üstel'i açıklama yapmak üzere kürsüye davet etti. Bunun üzerine kürsüye çıkan Başbakan Ünal Üstel, muhalefetin tutumunu eleştirerek hükümetin yasaları günün şartlarına göre güncelleme çabası içinde olduğunu söyledi. Muhalefetin izahat talebine cevap vermek üzere kürsüde bulunduğu sırada sürekli olarak sözü kesilen Üstel, bunun üzerine konuşmasını yarıda bırakarak kürsüden indi. Tartışmaların devam ettiği genel kurulda daha sonra ceza değişiklik yasa tasarısının ivedilik isteminin oylaması yine muhalefet tarafından engellendi. Evet, yasa tasarısındaki değişikliğe ilişkin ivedilik oylamasında oy sayımı gerginliği de yaşandı Meclis Başkanı Zorlu Töre ile muhalefet milletvekilleri arasında. Dolayısıyla muhalefet red oylarının yeniden sayılmasını isterken Zorlu Töre ayağa kalktı. Zorlu Töre ise tekrar sayımı gerçekleştirilmesini istedi muhalefet milletvekili ve bu yönde bir gerginlik
gerginlik yaşandı diyebiliriz Meclis Genel Kurulu'nda. Tabii Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda bugün ayrıca Halkın Partisi Genel Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Kudret Özer Sayın milletvekilliğinden çekilme talebi de oynanacak. Cumhuriyet Meclisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Yeniden Doğuş Partisi Özer Sayın çekilme istemine onay verecek. Ulusal Birlik Partisi ve Demokrat Parti'nin tavrının ise hangi yönde olduğu henüz netlik kazanmadı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda Halkın Partisi Genel Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Kudret Özer Sayın milletvekilliğinde çekilme kararı Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda bugün oylamaya sunuluyor. Meclis Başkanı Zorlu Töre Başkanlığı'nda birleşimine başlayan genel kurulda mecliste temsil edilen siyasi partilerin yetkilileri Özer Sayın çekilme talebini oylayacak. Çekilme kararının onayı için toplantıda hazır bulunan milletvekillerinin salt çoğunluğu aranacak. Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Yeniden Doğuş Partisi Özer Sayın kararı onay vereceğini duyurdu. Ulusal Birlik Partisi ve Demokrat Parti'nin tavrının hangi yönde olduğuysa henüz netlik kazanmadı. Tüm bunlar olurken meclis önünde ise eylem vardı. Toplumsal Varoluş Platformu meclis önünde araçlı uyarı eylemi yapıyor. Platform temsilcileri zamları protokolle Kıbrıslı Türklerin iradesine yapılan müdahaleleri protesto ediyor. Toplumsal Varoluş Platformu'ndan bazı temsilciler ülkedeki zamları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki işbirliği protokolü ve Kıbrıslı Türklerin iradesine yapıldığı savunulan müdahaleleri protesto etmek için Cumhuriyet Meclisi önünde araçlı uyarı eylemi düzenledi. Uyarı eylemi Toplumsal Varoluş Platformu üyesi örgütlerin yönetim kurulları düzeyinde gerçekleştirildi. Araçlarıyla meclis önüne giden platformdan bazı temsilciler meclis önündeki yolu da bir süreliğine trafiğe kapattı. Eylemde Toplumsal Varoluş Platformu adına açıklamayı Hürrem Tulga yaptı. Tulga, yeni zamların ve vergilerin tedirginliği içerisinde olduklarını ifade ederek, elektrik, akaryakıt, gıda harcamaları maliyetlerinin artışlarına dikkat çekti. Protokole değil, dayanışmaya ihtiyacımız var, diyen Tulga, katma değer yaratmaya, daha fazla üretmeye, emeğin değerini yükseltmeye ihtiyacımız var ifadelerini kullandı. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman da eylemcilerin yanına giderek konuşma gerçekleştirdi. Erhürman eyleme destek belirtti. Bakanlar Kurulu bugün öğleden sonra saat 18'de toplanacak. Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre Başbakan Ünal Üstel Başkanlığındaki toplantı Başbakanlıktaki Bakanlar Kurulu toplantı salonunda yapılacak. Maliye Bakanı Sunat Atun bugün yapılacak toplantıda ek bütçenin de görüşüleceğini açıklamıştı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz'la temaslarda bulunmak üzere yarın sabah Ankara'ya gidiyor. Bakan Oğuz Ankara'da Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile görüşecek ve çeşitli temaslarda bulunacak. Bakan Oğuz ve beraberindeki heyetin 8 Haziran Çarşamba akşamı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dönmesi bekleniyor. Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler'le Toplumcu Demokrasi Partisi'nin birleşmesi gündemde. TKP Yeni Güçler Mausa ilçesi dayanışma yemeğinde söz alan Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, geçmişi bir tarafa bırakarak toplumdan gelen mesajı iyi okumak gerektiğini söyledi. Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, partinin dayanışma yemeğinde konuştu. Çakıcı konuşmasında Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler'le Toplumcu Demokrasi Partisi'nin birleşmesinin gündemde olduğunu ifade etti. Çakıcı, geçmişi bir tarafa bırakıp toplumdan gelen mesajı iyi okuyarak Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler ve Toplumcu Demokrasi Partisi'nin birleşmesi gerektiğini, birleşme içinse şu an görüşmelerin yapıldığını ve her iki tarafında samimiyetle irade koyup formüller üzerinde çalışarak tabandan gelen sese kulak verdiklerini dile getirdi. Çakıcı, birleşmeyle oluşacak yeni yönetimin içinde bir görev almak istemediğini de kaydetti. Kıptek Genel Müdürlüğü abonelerin Mayıs ayı elektrik faturalarının geç gönderilmesi konusunda açıklama yaptı.
Kıptek Genel Müdürlüğü Mayıs ayı tüketimlerini faturalama işleminin yakıt fiyatlarında yaşanan değişiklikten kaynaklanan fiyat düzenlemesi yapılması ve yapılacak düzenlemeden abonelere yansıyacak miktarın en düşük seviyede olacak şekilde ayarlayabilmesi adına yapılan çalışmalar nedeniyle geciktiğini duyurdu. Kıptek Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada faturalama işlemlerinde erken ve veya geç okuma durumlarında aboneleri mağdur edecek herhangi bir olumsuzluğun söz konusu olmadığı kaydedildi. Açıklamada faturalama işlemlerinde tüm hesaplamalar 30 gün üzerinden yapılmaktadır. Gerek 250, 500, 750, 1000 ve üzeri dilimler, gerekse maktu ücret ve sokak aydınlatma bedelleri tümü 30 gün orantısıyla yapılmaktadır. Geç faturalama yapılması durumunda 250 dilim aralıkları orantılı olarak yansıyacak ve abonelerimize sorun yaratmayacaktır. Yine aynı şekilde yaşanan gecikme bir sonraki okuma döneminde 30 gün değil daha erken olacaktır denildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın açtığı bankalara satış yöntemiyle İngiliz sterlini cinsini içeren Merkez Bankası senedi ihraç ihalesi bugün sonuçlanıyor. İhaleyle 35 milyonluk İngiliz sterlini ihraç edilmesi hedefleniyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, Merkez Bankası senetleri ihalelerine katılım esasları çerçevesinde bugün Merkez Bankası senedi ihracı gerçekleştiriyor. Merkezin bankalara satış yöntemiyle açtığı ihaleyle 91 gün vadeli %0.70 faizle 35 milyonluk İngiliz sterlini ihraç edilmesi hedefleniyor. Yazılı duyuruda itfa planı Merkez Bankası senedi ana para ve faiz ödemesi vade bitiminde bir defada yapılacaktır şeklinde açıklandı. İhracın işleme geçiş tarihi 7 Haziran 2022 olarak belirtilirken, sona eriş tarihi için 6 Ağustos 2022 olarak belirlendi. Merkez Bankası gelen talep miktarının ihale tutarını aşması halinde toplam ihale tutarı artırılabilecek. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, uluslararası ticarette tahıl kıtlığının sorumlusu olarak Rusya'yı gösterdi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, uluslararası ticarette yaşanan tahıl kıtlığına ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Borrell, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının bu ülkenin savaş kapasitesini zayıflatmaya amaçladığını, tarım ürünlerini içermediğini vurguladı. Borrell, Rusya'nın Ukrayna limanlarına devam eden ablukası, mısır ve buğday gibi tonlarca tahılın dünyanın ana üreticilerinden Ukrayna'da kalmasına yol açıyor. İhracatını engelliyor. Rusya, uluslararası tahıl ticaretindeki kıtlıktan doğrudan sorumludur ifadesini kullandı. Rusya'nın saldırılarını sonlandırmak yerine sorumluluğu yaptırımlara attığını belirten Borrell, Kremlin'i böylece dezenformasyon yapmakla suçladı. Borrell, savaşın yol açtığı sorunların giderilmesi için dünyanın her yerindeki ülkelerle tam dayanışma içinde olacaklarını kaydetti. Dünyanın tahıl tedariki konusunda gözünü çevirdiği Ukrayna limanları ile ilgili Türkiye ile Rusya'nın bir plan üzerinde anlaşmaya vardığı belirtiliyor. Rus gazete İzvestiya, Türkiye ile Rusya'nın Ukrayna tahılının limanlardan çıkışına yönelik plan üzerinde anlaşmaya vardığını yazdı. Dünyanın tahıl tedariki konusunda gözünü çevirdiği Ukrayna limanları ile ilgili Türkiye ile Rusya'nın bir plan üzerinde anlaşmaya vardığı belirtildi. Rus gazete İzvestiya'nın konuştuğu üst düzey yetkililer, Ukrayna'nın liman kenti Odessa'dan tahıl yüklü gemilerin çıkışı konusunda Rusya'nın Türkiye ile geçici bir plan üzerinde anlaştığını kaydetti. Plana göre Türk Silahlı Kuvvetleri Odessa'nın kıyı bölgesindeki mayınların temizlenmesinden sorumlu olacak. Tahıl yüklü gemilere Odessa'dan Karadeniz'deki tarafsız sulara kadar Türk gemileri, buradan İstanbul Boğazı'na kadarsa Rus savaş gemileri eşlik edecek. Yol haritasının 8-9 Haziran'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye ziyaretinde gündeme gelmesi bekleniyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Lavrov'un Ankara ziyaretinde tahıl konusunun da tartışılacağını doğrulamıştı. Gün ortasında piyasalardaki son duruma bir bakalım. Türk lirası değer kaybını devam ettiriyor gün içerisinde de. Dolar TL 16.58'den, Euro TL 17.88'den ve Sterlin TL 20.81'den işlem görüyor. Euro dolar paritesi ise 1.07 seviyesinde seyrediyor.
ve Cumhuriyet Meclisi'nde yaşanan gelişmelere ilişkin bir son dakika bilgisini de sizlerle paylaşalım. Hatırlayacağınız üzere bültenimizin başında ifade etmiştik. Cumhuriyet Meclisi'nde 3 yasa tasarısı, değişiklik yasa tasarısı gündeme geldi diye, yasa tasarısının ivediliklerinin alınması gündeme geldi diye. Başbakan Ünal Üstel, mecliste ivediliği tartışmalara yol açan ceza, müfsidane yayınlar ve özel hayat ve hayatın gizli alanı değişiklik yasa tasarıları konusunda muhalefetin ve iktidarın ortak bir komite oluşturmasını önerdi. Tasarının ivediliğinin ise bugünkü oturumda görüşülmesi ertelendi. Dolayısıyla ortak bir bu üç yasa değişikliğinin değişikliği konusunda ortak bir komite kurulması önerisi var. Bugünse bu yasa tasarılarının ivediliği konunun görüşülmesi ertelenmiş oldu. Sayın seyirciler, İngiltere'de karantina döneminde kurallara uymadığı ortaya çıkan Başbakan Boris Johnson'ın koltuğu tehlikede. Bugün parlamentoda Johnson'ın liderliği için güven oyu yoklaması yapılacak. Johnson güven oyu alamazsa başbakanlığı kaybedecek. İngiltere'de koronavirüs karantinaları döneminde birçok parti düzenlediği ortaya çıkan Boris Johnson için bu akşam saatlerinde güven oyu yoklaması yapılacak. Ülke basınında parti skandalı olarak adlandırılan olayların ardından Başbakan Johnson istifaya davet edilmişti. Muhafazakar Parti'nin ileri gelenlerinden oluşan 1922 Komitesi Başkanı Graham Bradley, yaptığı açıklamada güven oylaması talebi için gerekli olan 54 imzanın aşıldığını belirtti. Bradley, güven oylamasının bu akşam 18 ile 20 saatlerinde yapılacağını ve sonucun kısa süre sonra açıklanacağını duyurdu. Johnson'ın kazanabilmesi için 180 parti milletvekilinin desteğini alması gerekiyor. Bu da vekillerin %50'sinden bir fazlası anlamına geliyor. Oylamayı kaybetmesi durumundaysa Johnson'ın başbakanlıktan istifa etmesi gerekecek ve hemen ardından bir liderlik yarışı başlayacak. Johnson bu yarışta yer alamayacak. Johnson başbakanlık ofisi 10 numarada COVID-19 salgını sırasında karantina kurallarını ihlal eden partiler düzenlemesi nedeniyle eleştiri altındaydı. Johnson'ın ofisinden yapılan açıklamada ise güven oyu yoklamasının aylardır süren spekülasyonların sonlandırılabilmesi için bir şans olarak değerlendirildi. Dünya Sağlık Örgütü dünyada maymun çiçeği vakalarının 780'e yükseldiğini açıkladı. Örgüt, maymun çiçeğinin birçok ülkede ilk defa görülmesi nedeniyle virüsün küresel risk boyutunu orta seviye şeklinde belirledi. Dünya Sağlık Örgütü, son haftalarda dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği virüsünün şimdiye kadar 780 kişide tespit edildiğini duyurdu. Örgütün sitesinde yayınlanan maymun çiçeği güncellemesi raporunda İngiltere'de ilk vakanın görüldüğü 13 Mayıs'tan 2 Haziran'a kadar virüsün yayılımına dair veriler paylaşıldı. Bu tarihler arasında maymun çiçeği virüsünün endemik olmadığı 27 ülkeden Dünya Sağlık Örgütü'ne raporlanan 780 vakanın doğrulandığı bildirildi. Şimdiye kadar bu ülkelerden can kaybı görülmediği kaydedildi. İngiltere'de 270, İspanya'da 156, Portekiz'de 138, Kanada'da 58, Almanya'da 57, Fransa'da 33 ve Hollanda'da 31 vakanın tespit edildiği aktarıldı. Virüsün görüldüğü diğer ülkelerde ise 20 ve daha az vakanın bulunduğu açıklandı. Raporda vakaların büyük çoğunluğunu eşcinsel ilişkiye giren erkeklerin oluşturduğu aktarılarak, İncelenen vakalarda şimdiye kadar maymun çiçeği virüsünün sadece Batı Afrika türünün görüldüğü belirtildi. Çok sayıda vakanın yakın zamanda Avrupa ve Kuzey Amerika'ya seyahat ettiği, virüsün endemik olduğu Batı ve Orta Afrika ülkelerine seyahat eden sayısının daha az olduğu aktarıldı. Virüsün endemik olmayan ülkelerde bu kadar hızlı yayılmasının daha önce tespit edilememiş bir yayılımın sonucu olabileceği ihtimali üzerinde de duruldu. Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeğinin birçok ülkede ilk defa görülmesi nedeniyle virüsün küresel risk boyutunu orta seviye şeklinde belirledi. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Rabia Özcömert ve yönetmen Mertcan Mavi'yi kabul etti. Özcömert, Töre'yi ziyaretinde Down sendromlu olan bir çocuğun hayatta başarılı olabileceği konusunu içeren bir film çekimine başladıklarını belirterek Töre'ye bilgi verdi.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Rabia Özcümert ve yönetmen Mertcan Mavi ile Meclis Şeref Salonu'nda bir araya geldi. Dernek Başkanı Özcümert ziyaret amaçlarını şöyle aktardı. Adada bir film çekimine başladık. Down sendromlu bir çocuğun hayat hikayesi ve başarılı olabileceğine dair. Bu konuda ilerleme sarf eden bir çocuğun hayata nasıl tutunacağı, okuldaki başarıları, buradaki özel gereksinimli bireylerin eğitim hayatında neler yapılması gerektiği ile alakalı. Bu aynı zamanda vizyonun bir üstü olacak çünkü Türkiye'de gösterime girecek bittiğinde. Evet. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında filmin konusunun çok anlamlı olduğunu ve topluma da önemli bir mesaj vereceğine inandığını kaydetti. Çalışmalarını zaten yakinen biliyorum. O da insanlara beceri kazandırma, ev ekonomisine katkı sağlama ve sertifikalarını alırken de bunun milli eğitim tescilli olarak girişimlerinizin olması. Bu da çok önemlidir. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı olması. Dolayısıyla ihtiyaçlı çocuklara, ihtiyaçlı ailelere el uzatmanız fevkalade önemlidir. Geldik. Yarın yeniden görüşmek üzere diyoruz. Gelişmeler için BRT'den ayrılmayın.